Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size paket lastiğini kullanmanın 7 farklı inanılmaz yararlı yolunu göstereceğim. Evet, diyelim böyle bir kesme tahtanız var ve kayıyor sürekli. Ne yapacaksınız? Hemen paket lastiğini şöyle geçirin. Artık kaymayacak. Hatta aynısını bu tarafa da yaparsanız kayma ihtimali iyice azalacak. Bir başka paket lastiğini kullanmanın yolu. Diyelim bir tahta kaşığınız var ve koyduğunuz zaman içine düşüyor tencerenin. Hemen, çok sinir bozucu bir şeydir bu. Yemeğin içine düşebilir. Hemen şöyle paket lastiğine saracaksınız kaşığınıza ve şu şekilde tutacaksınız. Artık düşmeyecek içine. Ve yine onam uçtu gitti. Diyelim tencere kapaklarını sabitlemek istiyorsunuz. Onun da yolu basit. Aynen şöyle paket lastiğiyle sabitleyip dolaba koyabilirsiniz. Böylece hiçbir şey olmayacak. Diyelim böyle bir ipliğiniz var. Biliyorsunuz bu iplikler uzar, düşer, düğüm olur. Onu da sabitlemenin yolu tabii ki paket lastiğinden geçecek. Ve böylece düğüm olmayacak. İplikleriniz ve bir tane daha, diyelim bardakları kavramakta zorluk çekiyorsunuz. Bu özellikle yaşı biraz ilerlemiş izleyenlerim için. Hemen paket lastiğini koyun ve çok daha basit bir şekilde bardağı kavrayın istediğiniz gibi. Ve son olarak diyelim böyle bir kağıt desteniz var ve aralarında bir şey arıyorsunuz. Bu şekilde arayabilirsiniz, zorlanırsınız. Onun yerine baş parmağınıza tam uç kısmına çok da kan dolaşımını etkilemeyecek şekilde lastik bandı sarın ve aynen şöyle ne istiyorsanız rahat rahat arayabileceksiniz. Böylece parmağınız kaymayacak. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Eğer başka bir videomu izlemek isterseniz de buraya tıklayarak başka bir videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.